Sayın Valim, Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Milletvekilim, Sayın İl Başkanım, değerli Kaymakamım, İl Genel Meclisi Başkanım, Sayın Vali Yardımcım, çok kıymetli Belediye Meclisi Üyesi arkadaşlarım, Muhtarım, İlçe Başkanım, Saçakbel'de Belediye Başkanım, kıymetli yatırımcılar, çok kıymetli basın ve çok kıymetli Düzce Cam Sanayi Başkanı Kasım Aktaş Bey, öncelikle bu protokol Düzce Cam Sanayi ile birlikte yapacağımız 250 milyon dolarlık yatırım, içinizde yapacağım yatırımla alakalı hepiniz protokolle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bildiğiniz üzere Çerkeş Organik Sanayi Bölgesi Çankırı'nın batıya açılan kapısı olan Çerkeş'te kurulu. Mevcut 1 ve 2. etaplar 1.200.000 metrekare alanda ve şu an faal durumda yaklaşık 11 fabrikamız faaliyetini gösteriyor. 8 fabrikanın şu an temelleri geçen yıl Sayın Valimizle birlikte atmıştık. Onun şu an yapımı bitmek üzere, bir kısmı bitti, bir kısmı bitiyor. 3 tane yeni fabrika alanında tahsilini yaptık. Yaklaşık %80 doluluğa ulaştı şu an Çerkeş Organik Sanayi Bölgesi 1. ve 2. etabı. Bu alanda şu an yaklaşık 1500 çalışanı var ve yurt dışı 65 milyon dolar civarında da ihracat gerçekleşiyor şu anki organik sanayi bölgemizde. Organik sanayi bölgemizin ihtiyaçları olan birçok konuyu, örneğin çalışanların kreşinin yapılmasını şu an başlattık. Örneğin organik sanayi bölgesinin girişinde problem vardı. Başladı inşaat, şu an yapılacak inşallah. Bunun yanında organik sanayi bölgemizde faaliyet gösteren sanayicilerimize ara eleman kazandırmak için bunun için de bir KUSKA'dan bir projemiz Sayın Valimizin öncülüğünde devam ediyor. Burada istihdam için Çerkeş'te fabrikalar ihtiyacı olan ara elemanlar yetiştireceğiz inşallah. Bunun yanında ilçemizde birçok sosyal donatıları da yapıyoruz. Bunlara çok girmeyeceğim ama buraya gelen çok ciddi manada Çerkeş göç alıyor ve göç almaya devam edecek. Nasip olursa 3. etap çalışmalarımızda Sayın Milletvekillerimizin ve Sayın Bakanımız Mustafa Barak Bey'in çok kıymetli ilgileriyle kendisi 3. etap organik sanayi bölgenin genişleme alanında bize destek olacaklarını açıkladılar. Kamulaştırma organik sanayi bölgesi 3. etap kamulaştırma Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülecek ve bu bölgede ilk sanayicimizi inşallah önümüzdeki yıl tahsisini yapacağız. O da Düzce Cam Sanayi AŞ'ye 350 dönüm bir yer tahsis istiyor. İnşallah bu alanda da kendileri yatırım için izin vereceğiz ve bu yatırımla alakalı kendileri bize ve basına takdimde bulunacaklar. Ne yapacaklarla alakalı. Bizler ilçemiz halkı olarak ve bizler bu sanayinin ilçemize gelişmesi için elimize gelen her türlü desteği yapacağız. Buraya kurulan fabrikalar fabrika sahibinin değildir. Çerkeş'in öz malıdır. Biz öyle görüyoruz ve her türlü desteği vereceğimizi burada taahhüt ediyoruz. İlgilerinizden dolayı Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, İl Başkanım, Kaymakamım, değerli basın, çok teşekkür ediyorum. İnşallah Çerkeş, Çankırı'nın batıya açılan kapısı ve yükselen yıldız olacak diyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Başkan Bey'in tanıtma konuşması için teşekkür ediyoruz kendisine. Sayın Valim, Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım ve saygıdeğer katılımcılar ve Sayın Kasım Aktaş. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün burada Başkan Bey'in de bahsettiği gibi yapılması planlanan üretim yerleşkesi, fabrika kurulunun tam olarak nasıl bir şey olacağıyla alakalı fikir oluşması için halihazırdaki Düzce yerleşkemizde ne tarz üretimler yaptığımıza alakalı genel bir fikir vereceğiz size. Herhangi bir noktada soru sormak isterseniz seve seve cevaplamak isteriz. Konuşma gelinden önce Düzce cam tanıtımı, daha sonra temel camlara ek olarak yaptığımız katma değerli üretim hatlarından biri olan kaplama hattı tanıtımı,
Daha sonra şu anda yatırımı devam eden Solarjan tanıtımı ve en sonunda Çerkeş OSB ile alakalı planladığımız, öngördüğümüz kısma geçeceğiz. Burada şu anda Düzce yerleşkesindeki fabrikanın dağılımını görüyoruz. Burada birinci float hattımız, 2010'da devreye alınan. Daha sonra 2016 yılında devreye alınan ikinci float hattımız. Bunlar temel camlar olarak söylüyoruz. Bu camlar üretildikten sonra bunların üzerine katma değer katabildiğiniz ayna hattımız, lamine hattımız, güvenlik camı olarak kullanılan. En son 2019 senesinde devreye alımını yaptığımız kaplama hattımız, katma değerli bir cam. Ve en son şu anda yatırımı devam eden solar cam hattı. Burada Çerkeş OSB'leri planladığımız fabrika buna çok benzer bir içerikte olacak. Bir bakışta Düzce camı anlatmamız gerekirse 2020 yılı satış ciromuz 954 milyar TL. Suratlarını söylemiyorum. Aktif büyüklüğümüz 2020 senesinde 1 trilyon 195 milyar 630 milyon TL. Şu anda Düzce yerleşkesinde 460 çalışanımız var. İki float hattıyla günlük 1500 ton kapasiteyle üretim yapıyoruz. Çerkeş'te de aynen iki float, yani yine 1500 ton gün üretim kapasitesi olmasını planlıyoruz. Şu anda Düzce yerleşkesinde biraz önce resimde de gösterdiğimiz gibi aynı lamine ve kaplama hatları var. Bunları katma değerli camlar diyoruz. Yine biraz önce resimde de gördüğünüz üzere güneş enerjisi santrallerinde de kullanılan, kapak cam olarak kullanılan solar cam yatırımımız var. Ve aynısını burada da kurmayı planlıyoruz. Kısa bir şey görsel video. Genel bir fikir vermesi için de burada Çerkeş'te ne yapmayı düşünüyoruz derseniz 350 dönüm arazi üzerinde net olarak 2x800 ton gün kapasiteli full atlatımı planlıyoruz. Hatta bu full atlatlarında bizim önce gösterdiğimiz kaplama hattından başka bir şekilde direkt full atlatma üzerinde bir kaplama yapılabiliyor. CVD deniyor. Onu da yapmayı planlıyoruz. Online CVD yatırımı. Hakeza şu anda Düzce'de atı olduğu solar cam hattı yatırımının daha büyük ölçekmesini belki burada yapmayı planlıyoruz. Bir offline magnetron kaplama hattı, biraz önce videoda gördüğünüz aynısını burada yapmayı planlıyoruz. Peki bunları yaptığın zaman ne olacak? 500'ü direkt olmak kaydıyla 3000'e dolaylı istihdam sağlanması planlanıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi 250 milyon dolarlık bir yatırım maliyetine karşılık geliyor bütün bahsettiğimiz şeyler. Çankırı'nın kalbi bugün Çerkeş'te atıyor. Çerkeş benim 2011 yılında hayal ettiğim, 2014 senesi itibariyle de her daim takip ettiğim bir nokta. Elhamdülillah 2014 senesi itibariyle Sayın Belediye Başkanımız Hasan Sopacı Bey'in yönetime geçmesiyle Çerkeş'te çok büyük değişim ve dönüşümü gerçekleşiyor. İhya süreçleri çok çok farklılaşıyor. Ve nasip oldu 2018'de milletvekili oldum. Arkasından hayallerimiz bir bir daha da fazlalaşıyor. 2018'de ne dediysek hepsini yapıyoruz. Çerkeş'te bugün tarihine, kültürüne sahip çıkan bir özellik var. Çerkeş altyapısını tamamlamış, üst yapısıyla ilgili de çalışmalarını en üst seviyede takip eden bir noktada. Çerkeş, Çankırı'da olmayan bir kültür merkezi inşaatını şu anda görüyor. Çerkeş, Çankırı'nın genelinde olmayan bir hayvan pazarının açtı ve vatandaşın hizmetine sundu. Çerkeş bugüne kadar Çankırı'da olmayan
biyogaz tesisini açtı ve hizmete sundu. Çerkeş bugüne kadar Çankırı'da hareketliliği sağlamayan organize sanayinin çok önemli bir sürecini bugün arifesini yaşıyor. Elhamdülillah. Çerkeş'te ne dediysek o. Nasip olursa Çerkeş yeni bir Çerkeş olacak. TOKİ marifetiyle imza atıldı. Çerkeş'te büyük bir belediye sarayı, para harcanmadan yapılabilecek bir meydan. Bunun yanında iş yerleri, konutlar birer birer yükselecek. Ve yine sözümüz, dedik ki meslek yüksekokulu. Evet, Çankırı'da ismi vardı, burada kendi yoktu. Nasip olacak, ne kadar barınma, ne kadar yurt, o kadar öğrenci Çerkeşçi. Bunu açık ve net şekilde söylüyorum. Yine organize sanayi ile ilgili Sayın Düz Cezem Yönetim Kurulu Başkanımızın talepleri doğrultusundaki heyecanımızdan hemen organize sanayi kavşağının yapımına başladık. İnşallah orayı da tamamlayacağız diyorum. Ve bugüne kadarki rakam olarak Çankırı'da en büyük yatırımlardan birisi. 2015'ten bugüne kadar olan süreçte Çankırı'da en büyük yatırımlardan birisi, Çerkeş'in de en büyük yatırımı diyorum. 250 milyon dolar Çerkeş ilçemize hayırlı olsun. İnşallah bizler de hem valimiz hem milletvekili olarak bizler her zaman kıymetli yatırımcımızın yanında olacağız. Onun burada yatırımın bir an evvel gerçekleşmesi, sürecin bir an evvel yapılması adına ne yapmamız gerekiyorsa onunla beraber olacağız diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın. İnşallah bu süreçte hep beraber hareket edip işsizliğin sıfır olduğu bir Çerkeş'te tekrar beraberce işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz diyorum. Her birinize saygı sunuyorum. Allah mahcup etmesin inşallah. Değerli valim, değerli milletvekilim, değerli il genel meclisi başkanım, değerli belediye başkanım, kaymakamım, il başkanım, çok değerli muhtarlarımız, değerli hazırımız, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, Çerkeş'imiz, Çankırı'mızın en büyük ilçesi. Gerçekten stratejik konumu münasebetiyle ve organize sanayi bölgelerinde yatırımcılarımıza 6. bölge imkanlarını sunma bakımından gerçekten önemli avantajlar sağlayan bir sanayinin şaha kalktığı ilçemiz. Geçtiğimiz yıl Sayın Mustafa Varank Bey'le değerli bakanımız da gelip burada organize sanayi bölgelerinde toplu açılışları hep beraber gerçekleştirmiştik. Çerkeş bu noktada lojistik anlamında hem İstanbul'a, Ankara'ya yakınlığı hem de bütün İçeride şehirler arası geçiş güzergahı hem de birçok ülkenin geçiş güzergahı üzerinde olması münasebetiyle gerçekten çok cazip imkanlar, fırsatlar sunan müstesna bir yer. O yönden burada sanayileşmeye dönük her türlü atılımı, her türlü yatırımı hep beraber Çankırı valimiz başta olmak üzere bütün yöneticilerimiz ve şehri milletvekilleri olarak yerel yöneticilerimiz, bakanlıklarımızın ilgili birim amirleri her yönden bugüne kadar desteklediğimiz gibi desteklemeye devam edeceğiz. Çerkeş ile ilgili yeni yatırım kararı alan değerli yöneticilere ben şahsınızda bütün yatırımcılarla beraber sizleri tebrik ediyorum. İnşallah
nice istihdamlara imkan sağlayan, nice yatırımlara, ihracatlara, ülkemizin kalkınmasına, işçimizle, işverenimizle, bütün ülke olarak kazan esasına dayalı güzel neticeleri almak nasip olsun diye dileklerimi ve bu manada her türlü desteği vereceğimize de bütün yatırımcılara buradan ifade etmek istiyorum. Çok kısaca Çerkeş, Şabanözü, Korgun, Yakınkent, bu organize sanayi bölgelerimizde baktığımızda gerçekten son dönemlerde yapılan büyük yatırımlarla 10.000'in üzerinde vatandaşımızın, hemşehrimizin, işçi kardeşimizin evine ekmek götürdüğüne şahitlik ediyoruz. Hemen yanı başımızda Avrupa'nın en büyük seramik ve granit fabrikası olan Kurşunlu Söğüt Seneme'ye bağlı bu fabrikamız biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bazı badireleri atlattı. O manada hem ilgili bakanlıklarımızla ve ilgili birimlerle hep beraber görüşmek suretiyle şu anda 1.000 kardeşimizin, 1.000 kişinin evine ekmek götürdüğü Çerkeşimizden, at karacalarımızdan, Bayramören'imizden, Kurşunlu'muzdan, Ilgaz'ımızdan, Çankırı'mızdan ve gerektiğinde civar illerden de işçi almak suretiyle yaklaşık 1.000 işçi kardeşimizin evine ekmek götürdüğü bir imkan hemen yanı başımızda devam ediyor. İnşallah orayla ilgili de yeni yatırımlarla ihracat rekorları kırılacak bir noktaya geleceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Bu hafta bu konuyla ilgili de bir görüşmemiz olacak. Bir taraftan Çerkeş'imiz, bir taraftan Kurşunlu'muz ve merkez ilçemiz dahil olmak üzere 12 ilçemizde Çankırı'mız gerçekten ihracat rekorları kıran bir noktaya geldi. Hem ekonomide, ticarette, sanayide, hem kültürel anlamda, sosyal yönde Çankırı'mızın çehresi elhamdülillah değişiyor. Bu manada ben başta Çerkeş Belediye Başkanımız olmak üzere Çerkeş'in bütün yatırımlarına öncülük eden değerli kardeşlerimize, değerli bürokratlarımıza, değerli sivil toplum kuruluşlarımıza, odalarımıza gerçekten huzurunuzda teşekkür ediyorum. Biz de siyasetçiler olarak, milletvekilleri olarak bütün devletin ilgili birimleriyle müteşebbisimizin önünü açmaya, daha fazla istihdam oluşturmaya, daha fazla yatırımla, üretimle, istihdamla ihracata yönelmeye ve büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde yepyeni bir dünyanın kurulmasına inşallah öncülük etmeye devam edeceğiz. Bu manada üzerimize bir borç olan ata yurdumuz Kazakistan'dan, Türkistan'dan, Ahmet Yesevi'nin beldesinden 3 günlük bir resmi gezi münasebetiyle orada temaslarda bulunduk. Oradaki yetkililerin de siz Çerkeşli, Çankırılı hemşehrilerimize özellikle selam ve hürmetlerini iletiyor. Bu duygu ve düşüncelerle daha büyük yatırımlara, daha büyük atılımlara, daha büyük neticelere hep beraber ulaşmak ümit ve duası ile her birerlerinize selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, kalın sağlıcakla. Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Vekilim, Düzce Camlar Ömür Şirketi'nin çok kıymetli yöneticileri, saygıdeğer misafirler, sizleri saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
Tabii üretim ve istihdam hem ilçemizin, hem ilimizin, hem memleketimizin, hem de dünyanın en önemli meselesi. Onun için bizler için de ilimizde artı bir istihdam kazandıracak, üretim seviyemizi bir yukarıya taşıyacak olan her türlü yatırım, her türlü girişim çok büyük önem arz etmekte. Bugün de inşallah sizlerle birlikte hep beraber böyle güzel bir müjdenin diyelim hem ilçemiz için, hem ilimiz için, hem memleketimiz için verilmesine hep beraber şahitlik ediyoruz. Ben tabii öncelikle bu işin buraya kadar gelmesinde öncelikle Düzce'de Marşe'nin sahiplerine, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere ilçedeki tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bizler için gerçekten çok kıymetli bir girişim. İnşallah hep beraber olmasa da muhtemelen en kuvvetli olmakla birlikte ben aranızdan ayrılmış olacağım ama kurdelayı kesmek dediğim gibi hep beraber dediğim gibi olanlara nasip olur. Ama tabii ki o günü görmeyi ve yani o günü görmeyi çok isteriz. Onun için ben tekrar girişimlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ama idareye düşen bu tür süreçlerde benim her zaman söylediğim, yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin, iş adamlarımızın önünde yürüdükleri yollarda herhangi bir diken, çalı, çırpı, taş varsa onları kaldırmak. Bize düşen bu ve onların rahat bir şekilde yol almalarını sağlamak. Onun için ben ilim valisi olarak yani hem kendi hem şahsım hem maliyetle çalışan tüm arkadaşlarım adına bir kere daha davet ediyorum ki yatırımcılarımızın atacağı her türlü adım bizim için çok kıymetli. Onların hiçbir sıkıntı yaşamadan elimizdeki yatırımları gerçekleştirmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi davet ediyorum. Bunun için gece gündüz, hafta sonu, hafta içi 7/24 sizlerin emrindeyiz hep beraber. Onun için herhangi bir sıkıntınız, derdiniz, probleminiz olursa her zaman kapımız, dediğim gibi telefonumuz ardına kadar açık. Sorunlarınızı çözmek için de gece gündüz demeden gayret göstereceğimizi ben bir defa daha tüm arkadaşlarımızın ve sizlerin huzurunda taahhüt ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah utandırmasın. Allah en kısa zamanda hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde bitirmeyi, kurdelasını kesmeyi, istihdam üretimi görmeyi bizlere nasip etsin. Tekrar emekleriniz, gayretleriniz, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalemin mürekkebinde altın var mı başka? Mürekkebinde altın vardır değil mi? Allah hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah utandı. Ben Evet, bir tam alabilir miyiz? Evet. Başka. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmış. Evet, tamam. Efendim buradayım. Ben bu tarafa bakabilirim. Buradayız. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Sayın Başkanımın vesilesiyle Çerkeş'te yapılacak bu yatırımın, 250 milyon dolarlık yatırımın öncelikle Çerkeş'e mal olacağını, daha sonra da ulusumuza mal olacağı için hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Başkanım, bir şey sorabilir miyiz? İstihdam, fabrika faaliyete geçtiğinde kaç kişi istihdam edilecek? Öncelikle doğrudan 500 kişi çalışacak. Dolaylı yoldan da 3000 kişiye hitap edecek bir yatırım olacak. Peki fabrikanın tam faaliyete geçmesi tarih olarak verebilir misiniz? Sayın Başkanımın kamulaştırma çalışmalarından itibaren, tahsisten itibaren 30 ay içerisinde devreye alınacaktır. Evet, Çerkeş'in önemli bir gün. Çerkeş'in ve bölgenin en büyük yatırımlarının bir tanesi bugün Sayın Kasım Aktaş tarafından yapılıyor. Düzce Cam Sanayi ilçemize yatırım kararını aldığında yaklaşık 2,5 aydır falan bir süreç. Kendileri sürekli görüşüyoruz. Çerkeş'e geliyorlar. Organ sanayi bölgemizi incelediler. Tabii Çerkeş, Çankırı'nın batıya açılan kapısı ve bu D100 üzerinde bölgenin incisi ve gelişmeye en yakın olan ilçe. Çok hızlı bir şekilde gelişeceğini biliyoruz. Ve D100 üzerinde olduğunu, İstanbul'a yakınlığı, Ankara'ya yakınlığı, Karadeniz'e ve hatta yurt dışına yakınlığı münasebetiyle
ve teşvikler dolayısıyla Kasım Bey ilçemizi tercih ettiler. İnşallah hayırlısı olur. Bu yatırımın öncelikle önce Çerkeş halkına ve ilçemize, sonra Düzce Cam Sanayi AŞ'ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yatırımı başlayıp yaparak ilçemize ve Çankırı ilimize, ülkemize kazandırmış olacağız. Kasım Bey'e biz her türlü desteği vermeye hazırız. Önünü açacağız ve bu işletmenin onun değil Çerkeş'in ve Çankırı'nın bir fabrika sığmalı olduğunu biz biliyoruz. Bunun bilincinde olarak birlikte en kısa zamanda fabrikayı faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz.